Sinema dünyasındaki ilginç bilgileri dosyaladığımız Sinedosya'da bu hafta sinemanın 100 yıllık evrimi var. Durağan görüntülerin hareketli gösterimi düşüncesi, Lumière kardeşleri sinemanın mucidi kılar. O zamandan bu zamana kadar da sinema insanlar için vazgeçilmez bir araç oldu. Zaman içerisinde teknoloji iyice gelişti ve sinema sürekli işleyen bir rüya fabrikasına dönüştü. 1885'te Lumière kardeşlerin Paris'te ilk film gösterimlerini yapmalarından sadece bir yıl sonra sinema Türkiye'ye de geldi. Fuat Uskunay'ın 1914 yılında çektiği Aya Stefanos'taki Rus abidesinin yıkılışı isimli belgesel film ilk Türk filmi olarak kabul edilmekte. Sinemanın tarihsel evrimi bu hafta Sinedosya'da. Sanatın mucidi olarak bilinen Fransız bilim adamı Louis Lumière şu sözü tekrar etmeyi seviyordu. Sinema, fotoğraf sanatının bir dalı değildir. XIX. Yüzyılın sonunda sinemayla tanışan seyirciler daha bu adı kullanmadan izledikleri şeyi oynayan fotoğraflar ya da hareketli fotoğraflar olarak tanımlıyordu. Evet, 136 yıllık sinema dünyasında öyle hızlı gelişmeler oldu ki artık ona oynayan hareketli fotoğraflar diyemeyiz. Kaldı ki filmlerde gördüklerimize inanmakta da güçlük çekiyoruz. Gerçek mi yoksa değil mi? Yapımlarda da bol bol karşımıza çıkan görsel efektler sinema ve televizyon dünyasının artık vazgeçilmezi haline geldi. Çekilen neredeyse her filmde, ufacık bir sahnede dahi olsa kullanılan görsel efektlerin gelişimi ise son yıllarda fazlasıyla hızlandı. Özellikle fantastik ve bilim kurgu filmlerinde kullanımı maksimum düzeyde. ...1878 yılından bu yana A Trip to the Moon, King Kong, Steamboat Willie gibi yapımlarla başlayan video, Jurassic Park, Independence Day, Robocop, Gravity ve görsel efekt çağının diğer öncüleriyle devam ediyor. 1878 yılındayken Hollywood'un bugün dünyanın dev sinema endüstrisinin kalbi olacağını belki de bilmiyorlardı. 1890 yılında meşhur mucit Thomas Edison, kinetograf adını verdiği kameranın ilk halini yaptı. Bu makineyle 15 metrelik filmler üzerine saniyede 40 görüntü kaydedebiliyordu. Peki bunu nasıl izleyeceklerdi? Çare yine Edison'dı. Kinetoskop adını verdiği gösterim makinesiyle işi çözdü. İzleyici, kutunun üzerindeki iki deliğe gözlerini dayayarak görüntüyü izleyebiliyordu. Böylelikle ilk toplu gösterim Edison'ın West Orange'daki Black Maria laboratuvarında 20 Mayıs 1891'de yapıldı. Daha sonra Lumière kardeşler kinetoskopla tanıştı. İlk sinema gösterimine 35 kişi tanık oldu. Bu Fabrikadan Çıkış adlı 46 saniyelik bir filmdi. İlk programda 3 dakikadan fazla sürmeyen 10 film birden gösterilmişti. Bu kısa filmler seyircilerin çılgınca alkışlarıyla karşılandı. Üstlerine doğru gelen treni görünce iskemlelerinin altına saklanmaya kalkan seyirciler de oldu. Yarım saatte bir tekrarlanan seanslar dolup dolup boşalmaya başladı. Günde 2-3 bin bilet satılıyordu. Salondan çıkmadan 2 defa seyredenler bile oluyordu. ...1907'de Ben Hur 16 kısımlık olarak çevrildi. 1909'dan sonra daha da büyük filmler çevrilmeye başlandı ve böylece bu filmleri meydana getirecek rejisörlük denilen bir meslek doğdu. Artistler yıllarca adları belli olmadan çalıştılar. Seyirci aynı artisti tekrar tekrar görmeye başlayınca merak edip adını sormaya başladı. Böylece yavaş yavaş beyaz perdede artistlik mesleği de doğdu. Türkiye'nin sinemayla ilk tanışması da 1885'te Lumière kardeşlerin Paris'te ilk film gösterimlerini yapmalarından bir yıl sonra, 1886 yılında oldu. Ancak Türkiye'de sinemanın ilk yılları yabancı film gösterimleri şeklinde geçti. Ta ki Fuat Uskunay'ın
1914 yılında çektiği Ayastefanos'taki Rus Abidesi'nin Yıkılışı isimli belgesel filmi ilk Türk filmi olarak kabul edilene kadar. 7. Sanat'ın serüveni ilk günkü hızından hiçbir şey kaybetmeden devam etti ve Hollywood kurulduğu günden başlayarak giderek güçlendi. Dünya sinema endüstrisinin de merkezi oldu. Başka bir Sinadosya'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.